sadece güvenlik görevlileri tarafından çağrıldı. Herhangi bir şey görmediğini söylemesine rağmen prosedür dinleyerek çıplak arama yapıldı. Üstünden hiçbir şey bulunamayan arkadaşımız kendi çalıştığı departmanın müdürüne ve şefine bu durumu haber vermişti. Orada da suçlu muamelesi görerek üstünden bir şey çıkmadığı için çalıştığı kata geri gönderilmişti. Bu tutum insanlık onuruna aykırıdır. Kişinin bedensel bütünlüğüne fiziksel ve psikolojik olarak yapılan yıkımdır. Prosedür bu denilerek böylesi aşağılık bir durumun altından kalkamaz. Sizin prosedür dedikleriniz kendi kârınız, itibarınız ve şatafatınız için ezip geçmeye çalıştığınız işçi haklarının ve hayatlarının üzerini örtmektir. Buradayız işçi. Kaldırıyoruz örtü. İzin vermeyeceğiz. Mario Toçenk işçi arkadaşımızın suçsuzluğu polis raporlarında da sabit olunca müşteri senden şikayetçi oldu. O mesele çözülünce işe devam edersin gibi bahanelerle oyalamalarına devam etti. Arkadaşımız bize ulaşım durumu bildirdiğinde otel yaptığı görüşmede işçi arkadaşımızın taleplerini sözde kabul ederek ondan herkes önünde özür dileyeceğini ve işine devam edebileceğini beyan etmesine rağmen yalnızca bir gün göstermelik olarak işe çağırdı. Sendikanın ihtar göndermesinin ardından da oteli taşeron çalışmayı almayı bırakarak kadroya girmek isteyen işçilerin kadroya alacağını bildirmişsiniz. Fakat bu süreçte de serviste garson, mutfakta bu ışıkçı, katlarda da ekstra temizlik çalışanı alarak aynı suçu işlemeye devam ediyorsunuz. Suçumuzu örterek ilerlemeye çalıştığınız her adımınızda suç işlemeye devam ediyorsunuz. İşçileri her işinizi yaptırabileceğiniz insanlık dışı çalışma koşulları